Merhaba arkadaşlar, geri dönüşüm evine hoş geldiniz. Bugün sizlere harika bir geri dönüşüm yapacağım. Görmüş olduğunuz gibi eski bir kotum var ve bir parça halı fleksim var. Hepsi bu kadar. Bayılacaksınız. Fikir bizden geliştirmek isten diyorum ve hemen yapım aşamama geçiyorum. Küçük bir kare parçam vardı halı fleks. Terliğimi koydum. Eski terliğimi gördüğünüz gibi çiziyorum. Sizler de bu şekilde kalıp çıkartabilirsiniz. 4 tane yaptım ben. Şimdi bunları beyaz ahşap tuskal ile birbirine yapıştıracağım. Sakın parçalarını karıştırmayın. Terliğinizin şeyi olmaz. Sıcak silikon olmadı arkadaşlar. Sizler de bu şekilde yapın. Daha sağlam olur. Şimdi döküyorum ve kenarını maşalarla tutuşturacağım. 1-2 saat beklettim. Bu şekilde. Bu görmüş olduğunuz eski kot parçam. Bir ucunu kullanmıştım. Buna yine terliğimi koyduğum üzerine kalıp çıkardım. Böyle çok basit oluyor. Kolay oluyor. Siz de öyle yapın. Ve birer santim kenarlarını da bırakıp gördüğünüz gibi kestim. Çok güzel oldu. Ve dikiş payı bıraktım arkadaşlar. Terliğimin üst kısmı için kalıp çıkartıyorum. Parmağınızın ucuna gelecek kısım 15 santim olsun. Ve bileğinize doğru gelecek kısım ise de 20 santim olsun arkadaşlar. Ben A4 kağıdıyla önce bir kalıp çıkardım. Kumaşımı yamuk kesmemek için. İlk defa yaptığım şey biliyorsunuz. Evet, burası da. Katladım, 2,5 santim koydum. Yukarıdan da 5 santim aldım. Kestim. Evet, bu şekilde. Kalıp oldu. Evet, burası ayak ucunuza gelecek. Burası bilek tarafınıza. Terlik üstü oluyor arkadaşlar. Bunu da yine kotumun üzerine koydum. Çevirmeyi unutmuşum. Ve bu şekilde çiziyorum. Daha güzel oluyor böyle. Sizler de böyle yapın. Ve kesiyorum. Yalnız yine birer santim dikiş payı kafadan böyle çizdim. Siz de öyle yapın. Kumaşımı kesiyorum. Evet. Hazır. İki kat oldu. İki ucunu dikeceğim arkadaşlar. Sadece üstünü ve altını. Kenarlarını dikmiyorum. Zaten dikişe gideceği için açık kalsa da olur. Önemli değil. Ben el dikişiyle diktim bunu. Ama makinanız varsa siz makinayla dikin. Güzel oluyor. Şimdi göreceksiniz, makinayla da üstünden geçtim. Evet, bu şekilde çevireceğim. Çok basit arkadaşlar. Sizler farklı kumaşlarla da yapabilirsiniz, unutmayın. Evet, gördüğünüz gibi terlik üstlerim hazır. Hemen üstten bir dikişle geçtim. Sizler de öyle yapın makinanız varsa. Şimdi iki terlik kalıbımı gördüğünüz gibi ayırdım. Sakın karıştırmayın. Bu şekilde sabitleyeceğim. İğnelerle sabitliyorum. Siz de öyle yapın. Üzerine de koydum. Kenardan dikeceğim arkadaşlar. Çok basit. Yani çıkardığı zaman şey olacak. Torba gibi olacak. Sadece topuk kısmına açıklık kalacak. Ve o halı fleksi de o topuk kısmından koyacağım. Ucu 4,5 santim, 5,5 santim koyabilirsiniz. Ben 5,5 koydum arkadaşlar. 7,5 da koyan var. Siz onu ayağınıza göre ayarlayın lütfen. Şu an koyduğumuz santim, ayak ucunda koyduk. Katlayacağımız yer 5,5 arkadaşlar. 5,5 santim koydum. Ve bu şekilde gördüğünüz gibi iğneledim. Üstüne koydum. Dikeceğim şimdi. Evet, gördüğünüz gibi diktim makinede. Çeviriyorum. Çok güzel oldular bu ara. Umarım sizler de beğeniyorsunuzdur arkadaşlar. Evet, çevirmemiz biraz zor oluyor kot parçası olduğu için. Tahmin ederseniz sert bir kumaş. Bu şekilde çevireceğim. Baya zor oldu arkadaşlar. Evet, gördüğünüz gibi terliğim hazır. Aslında böyle de kullanabilirsiniz. Kalın bir kumaş yaparsanız arkadaşlar bu şekilde kullanın. Ama ben içerisine halı fleks koyacağım. Parçası diyelim. Gördüğünüz gibi yapıştırdım. Biraz ucu kalkmış gibi ama önemli değil. İçinde sabit duracağından. Evet. Bu şekilde yavaş yavaş yerleştiriyorum. Çok güzel oldu. Hafif, rahat, bileğinizi hiç incitmeyecek, ağrıtmayacak bir terliğiniz. Makinede yıkayabilirsiniz. Çok sağlıklı. Şu dönemde biliyorsunuz hijyene önem veriyoruz. Her gün yıkayabilirsiniz mesela. Ya da haftada bir size kalmış, tercihinize kalmış. Evet, uç kısımlarını dikiyorum arkadaşlar. Çok basit. Benim halı fleksim kalın oldu. 2 kat yaptım. Çünkü sert seviyorum. Böyle ayağımın altı da yumuşak. Pek yumuşak hoşuma gitmiyor. Ama sizler hani ayağınızın altında yumuşaklık hissetmek isterseniz bir kat yapabilirsiniz. Çok basit, gördüğünüz gibi uç kısmında diktim.
iğneyle. Hiç görülmedi yani, çok da zarif durdu. Bitti arkadaşlar. Çok da güzel oldu gördüğünüz gibi. Hemen üzerinin süsüne geçiyorum. Ben böyle kot parçaları tercih ettim. Minik minik kesikler yapacağım. Kasım patiye benzetiyorum ben bu çiçek tarzını. Çiçek yapıyorum bu ara. Sizler ama incilerle, taşlarla süsleyebilirsiniz. Evinizde güpürler varsa güpürlerle süsleyebilirsiniz. Daha başka ne olur? Mesela bu yaptığım çiçeği keçelerle üst üste koyup minik minik her renk böyle ince keçeleri üst üste koyup kesip onu bu şekilde yapabilirsiniz. Ebru'yla çiçek olur. O da çok güzel olur. Şu an aklıma geldi. Bunu yapmak yerine onu yapsaydım daha iyi olurmuş. Fikir bizden geliştirmek isteyen arkadaşlar. Bazen fikir verirken de pişmanlık duyabiliyormuşuz. Evet, bitti. Birincisi ve ikincisi de bitmek üzere. Gördüğünüz gibi sıcak silikonla yapıştırıyorum arkadaşlar. Bunu gönül rahatlığıyla sıcak silikonla kumaşlarınızı yapıştırabilirsiniz. Ama az önceki terlemin içine koyduğum maalesef sıcak silikonla yapışmadı. Halı flex, halı türleri pek silikonla yapışmıyor arkadaşlar. Beyaz ahşap tutkal kullandım. O çok güzel yapıştırıyor. Sizler de o şekilde yapıştırabilirsiniz. Yalnız kurumasını beklemeniz gerekiyor. Evet, çiçeğim bitti. Gördüğünüz gibi çok güzel oldu. Ben bayılıyorum buna. Bunlarla çanta yapmayı düşünüyorum. Kot çanta. İlerleyen zamanlarda bakalım nasıl olacak. Evet, hemen yapıştırıyorum. Sıcak silikonu bu şekilde bolca boca ettim. Bu kadar. Arkadaşlar çok güzel oldu terliklerimiz. Gerçekten hafif oldu. Gönül rahatlığıyla yapıp satıp para bile kazanabilirsiniz. Ki ben öyle düşünüyorum. Ama çekilişte hediye etmek istiyorum ben. Yapıp hediye etmek istiyorum. Satabilirim de. Buradan isteyen arkadaşlar olursa mailden bana ulaşabilir. Evet, bunu da bitirdim. Gördüğünüz gibi. Şimdi bu da yapıştıracağım. Ve terliğim bitti. 5 dakikanızı almayacak arkadaşlar. Gördüğünüz gibi harika 2 tane terlik elde ettim. Arkadaşlar, fikir bizden, geliştirmek sizden. Sizler de bu şekilde yapabilirsiniz. Daha farklı da yapabilirsiniz. Bir videonun daha sonuna geldik. Eski kot parçalarından harika terlik yaptım. İçeri terliği. Sizler de daha farklı şekillerde yapabilirsiniz. Mesela kalın kumaşlarınız varsa onlarla yapabilirsiniz. Ben bu üstlerine kendi parçasından böyle kestim, çiçek yaptım. Ama sizler gül veya daha farklı boncuklarda, taşlarda süsleyebilirsiniz arkadaşlar. 2 tane yaptım. Bir tanesi benim, bir tanesi Azra'cığımın. Diyeceksiniz ki bu ne kadar büyük terlik, Azra'nın ayağına nasıl olacak? Azra'cığım büyük terlik giymeyi çok seviyor. Ben de 2 tanesini yaptım ki arada ben de giyebilirim diye. Şuraya bir güpür detayı koydum. Ah, bir de konuşsam neler anlatacağım size de. Detay koydum ki karışmasın terliklerimiz. Bu benim. Bu Azra'cığımın. Azra'cığım daha böyle şeyleri seviyor. Şaşalı şeyler, süslü şeyler seviyor. Ona kalsaydı bu güpürlerle buraları komple kapatacaktık ve üstüne bunu koyacaktık. Aman kızım dedim. Ki benimki sade oldu değil mi arkadaşlar? Sizce hangisi güzel olmuştur? Hadi bakalım, yorum kısmına bekliyorum fikirlerinizi. Çok güzel oldu. İnanmayacaksınız. Giydim. Bayağı bir denedim. Menajerime de denettim. Ondan da onay aldım. Okeyledi ve ben de videosunu çekmeye karar verdim. Çok güzel oldu. Bakar mısınız? Yumuşacık. Yani siz bunu bilmiyorum, bulamazsınız ya böyle bir terlik. Özel tasarım terliktir bu ara. Yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. İsteyen varsa hemen kargoyla göndereceğiz. Hatta çekiliş yapacağız. Çekilişe bu terlikler katmak istiyorsanız, katılmasını istiyorsanız yorum kısmına lütfen yorumlarınızı bekliyorum. Özel çekilişler yaptığımızda bunu da katabiliriz. Daha farklı şekillerde yapabiliriz. Her zaman ne diyorum arkadaşlar? Fikir bizden, geliştirmek isteyen. Ben bu şekilde yaptım ama sizler bunun üzerine çalışıp daha farklı şekillerde yapabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın. Geri dönüşüm evinde kalın ve son bir şey söylemeyi unuttum. Hemen menajerim gözümün içine bakıyor. Nasıl kapatıyorsun videoyu diyor. Arkadaşlar, buradan
önceki videolarımızı tıklayın ve buradan da abone ol butona basarak kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videomu beğendiyseniz tabii ki de beğen butonuna da basın. Yorumlarınızı bekliyorum. Fikir bizden, geliştirmek sizden diyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın ama geri dönüşüm evinde kalın.